Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce saya çöreği yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? O halde bugün güzel bir saya çöreği yapalım. Afiyetle yiyin. Malzemelerimiz her zaman söylediğim gibi açıklama kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. İlk önce hamuru yoğurmak için kabımızın kapağını açalım. Sütümüzü ilave edelim. 2,5 su bardağı sütümüzü ilave ettik. Sütümüz sıcak. İçerisine 1 çay bardağı yoğurdumuzu ekliyorum. Daha sonra 1 adet yumurtamızı ekliyorum. Şöyle ufak bir karıştırma işleminden geçirelim. Bu esnada tuzumuzu ilave edelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettik. Sütümüz sıcaktı, yoğurdumuz da soğuktu. İkisini karıştırdığımızda ılık bir kıvam elde ettik. Yani hamurumuz mayalanması için ılık bir karışımımız şu an mevcut. İçerisine kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Şimdi burada 6 su bardağı unumuz var. Onu eledik. Azar azar ekliyoruz. Bu aşamada yine karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi güzel kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. Evet, artık elimize yoğurabiliriz. Kaşığımızı alalım. Evet, unumuz az geldi. Hepinizin bardak ölçüsüne göre bu miktar değişiyor. Ben şimdi bir bardak kadar daha un ekliyorum. Evet, hamurumuzu kabımızdan dışarı alıyoruz. Şöyle bir elimizle yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel, kıvamlı, güzel bir hamur oldu. Şimdi bu hamurumuzu 8 eşit parçaya böleceğiz. 8 bezeyi yaptıktan sonra onları dinlendireceğiz. Sekiz beze yaptık. Şimdi onların üzerine bir mutfak havlusuyla örtün veya bir streç filmle. Ama önce örteceğiniz yeri güzel unlayın. Üzerlerini de çok az unlayın. Mutfak havlunuzu üzerine örtün. Bu şekilde 20 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra açma işlemlerine başlayalım. Şimdi yeteri kadar dinlenen hamurlarımızı şöyle alıyoruz. Şöyle unlayın. Şimdi bunları büyük bir tabak boyutunda açıyoruz.
şekilde açın. Şöyle bir köşeye alın. Veya bir tabak içerisine. Üzerini yağlayıp diğer bezeyi açıp üzerine koyacağız. Şimdi yarısını bu şekilde açacağız. Bu tariften 2 tane sayaç çöreğimiz çıkıyor. Şimdi bu hamurumuzu yağlıyoruz. Bu hamurumuzun üzerini yağlıyoruz güzelce. Daha sonra diğer bezemizi, açtığımız bezemizi üzerine örtüyoruz. Bu şekilde 4 tane yapalım. Her yerine yağ gelecek şekilde yağlıyoruz. Dört kat bu şekilde hazırladık. Şimdi üzerine de şöyle yağ sürelim. Şöyle yağlayalım. Elimizde güzel bir hamuru açacağız. Dilerseniz oklava da, merdane de kullanabilirsiniz. Ama elimizde zaten kocaman bir hamur yapacağız. Evet, neredeyse masamız kadar açtık. Şimdi şöyle kıvıra kıvıra rulo yapıyoruz. Şöyle güzelce sarıyoruz. Şunu da altına ekliyoruz. Tam merkezine bırakalım tepsimizin. Daha sonra elimizle bu şekilde bastıra bastıra bezelim. Elimize iyice açtık hamurumuzu, tepsimize yaydık. Şimdi bir tam yumurtayı kırıyoruz, sarısını falan ayırmıyoruz. Yarısını bu çöreğimiz için, yarısını da diğer çöreğimiz için kullanacağız. Üzerine böyle sürelim. Evet, çöreğimiz hazır. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız, yorum kısmına nokta da olsa bir yorum bırakmalarını rica ediyorum. Çünkü beğeni atarsanız, ne kadar yorum atarsanız o kadar etkileşim artar. Daha fazla izleyicinin görmesine sebep oluruz. O yüzden daha fazla kişiye ulaşmamız için, daha fazla kişiye bu tariflerimizi izletmemiz için lütfen nokta dahi olsa bir yorum yapın. Yorulmazsınız arkadaşlar. Bunu rica ediyorum. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecelik fırında alt üst ayarda pişireceğiz. Kontrollü şekilde pişireceğiz. Üzeri kızarınca nar gibi olacak. Yakmadan alacağız. Hadi fırına verelim. Ve diğer bezemizi de aynı şekilde hazırlayalım. Bitirelim. Evet, saya çöreğimiz fırından çıktı. Mükemmel kızardı. Çok güzel görünüyor. Şimdi doku testi yapalım. Aman Allah'ım. Görüyorsunuz. Diyecek hiçbir şey yok. Çok sıcak şu anda, dokunamıyorum. Ama görüyorsunuz, kat kat
hatta sayılıyor. Çıtır çıtır. Muazzam güzellikte olmuş. Evet, veda vakti geldi. Bunun gibi daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Afiyette kalın.